Bu seferki tutorial bir kalite başlangıç sesi değil, tamam mı? Bu sefer daha farklı bir şey göstereceğim ve gerçekten sonunda üst düzey bir hareket öğretebileceğim için mutluyum. Bu arada bu videoyu Perşembe günü izliyorsunuz. Her hafta olduğu gibi. Yani sonradan izleyenler anlasın ki şey için diyorum. Sonradan izleyenler Perşembe günü yüklediğimi anlasın. Perşembe günleri video yüklediğimi öğrensin diye falan. Yoksa başka bir amacım yok. Hareketi zaten şuradan yine her zamanki gibi üstüme bir kare falan koyuyorum. Orada görürsünüz harekete. Hareket öyle bir şey. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim o zaman. Her desteğinizi alın. Hadi geçiyoruz nasıl yapıldığına. Öncelikle bilmeniz gereken ilk hareket swing cut. Bunu da öğrettiğim videoyu, bir önceki yüklediğim videoyu zaten sağa sola bir linki koyarım. Sonra bilmeniz gereken diğer hareket de Charlie hareket. Bu kadar. Başka bilmeniz gereken bir hareket yok. Sadece biraz zor. O yüzden hani sadece bu iki hareketi yaparak, bilerek direkt harekete geçmeniz o kadar kolay olmaz birazcık. Yani birkaç hareket daha bilseniz güzel olur. Bu çünkü kolay bir hareket değil. Şimdi desteğinin bir kısmını bırakalım. Her tutorial videosunda olduğu gibi. Şu kadarını falan bırakıyorum. Önce bir Z-grip açıyoruz. Göstereyim. Z-grip şu. Saddle grip. Sonra sol elimizle saddle grip'te tutacağız desteği. Sonra sağ elimizle şu şekilde iki parmağınızı kullanarak, işaret ve baş parmağınızı kullanarak böyle desteği bölüyoruz. Bir daha gösteriyorum. Böldükten sonra aynısını üst taraf için de yapıyoruz. Bu. Şu hareket ortaya çıksın yani. Şöyle. Ondan sonra burada bir swing cut yapacağız. Yani bu. Bir anda bunu açmanız lazım. Böyle 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 açarsanız olmaz. Bir anda. Şimdi ise bunu yaptık zaten şu şekilde açmayı. Elinizi hafif aşağı doğru indiriyoruz. Yani size nasıl göstereceğim bilmiyorum ama. Discord. Şimdi elimizi hafifçe sağ elimizi aşağı doğru çevirmemiz lazım. Şu şekilde aşağı doğru çevirmemiz lazım. Size tam o açıdan gösterebileceğimden emin değilim ama sol elimizi düz tutacağız. Sağ elimizde şu kartı aşağı doğru çevireceğiz. Yani swing cut açıkken şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Ondan sonra orta parmağımızda tuttuğumuz swing cut'ın içindeki şu kısmı var ya, bunu serçe parmağımızda tutturmamız lazım. Bir daha göstereyim. Yaptık. Serçe parmağını şunu tutturuyorsun. Alttaki kartı. Ve şu baş parmağınla da buradaki paketi eline alacaksın. Yani şöyle bir şey olacak. Bir daha göstereyim. Böyle. Koyduk. Tek yapmamız gereken baş parmağınla üstteki paketi yukarı kaldırmak. İşim bitiyor sonra zaten. Böyle. Ondan sonra bir tane daha swing cut yapacağız burada. Evet. Bu swing cut'ı yaptık. Şimdi. Aa, söylemeyi unuttum. Scissors cut da bilmeniz lazım. Onu da sağ üstten koyarım. Sağ elinizle, pardon sol elinizle scissors cut yapıyorsunuz bir tane. Deste burada ya paket. Şu paket burada ya. Bunu aşağı doğru atıyoruz. Ama bırakmıyoruz. Baş parmağımızla falan tutacağız orada. Bir daha göstereyim. Şu şekilde. Burada bir swing cut yaptık ama bırakmadık bu paketi. Sağ elimizle de şu paketi, yani ortadaki olanı İleri doğru itiyoruz. Bunu bırakacağız artık. Ortadakine ihtiyacımız yok. Bir tane swing cut'ımız, bir tane de scissors cut'ımız var. Yani scissors cut bu şekilde. Şimdi yukarı doğru bir scissors cut yapacağız. Yani aşağıdakine yukarı alacağız. Sağ elimizle şu aşağıdaki swing cut yaptığımız paketi buraya koyuyoruz. Bu burada oynayabiliyor artık bu şekilde. Sonra altta kalan paket, yani şu burada swing cut'a koyduğumuz paket burada duracak. Bu kadar yaptığım sadece şuydu abi, bu. Bu, buraya geldik. Ondan sonra şu şekilde elimizi, sağ elimizi bu tarafa iteceğiz ve geri içeri alacağız. Ama aldığımız zaman dikkat etmemiz gereken şey üstte ya. Üstten alt tarafa koyacağız bu paketi. Bu kadar. Sonra bunu yeniden işaret parmağımıza alacağız. Burada scissors cut'ımızı tamamlayabiliriz. Şimdi sona kalan kısım birazcık zor. Sağ elimizde üstte kalan paketi serçe parmağımızın etrafında şöyle çevireceğiz. Bu. Yaptık.
ve ser... yaptık ve serçe parmağın etrafında çevirdik. Bu paketi de bırakıyoruz. Bu açıdan göstereyim bir de. Evet, hareket burada bitti. Bu harekete birkaç tane closure fikri verdiğim yeni bir video yapacağım. Onu da önümüzdeki hafta salı günü izleyebilirsiniz. Harekette yapamadığınız bir yer olursa dediğim gibi bana mesaj atın. Bu hareketi zaten önceden Instagram'dan sormuştum yapayım mı diye. Tutorialını vereyim mi diye. Bu hareket istendi, ondan dolayı bunu yaptım. Öyle yani. Şimdi hareket bu kadar. Evet, eğer harekette yapamadığınız bir yer olursa yorumlardan bana sorabilirsiniz. Ya da anlamadığınız bir yer olursa yine sorabilirsiniz. Ya da canınız isterse yine yorum yazabilirsiniz. Herkese kalp atıyorum zaten. Evet, görüşürüz. İzlediğiniz için sağ olun.